Evlilikte her iki taraf birbirine muhabbetini nasıl ifade ediyor? Geçiyor mu? Geçiyor mu? Anladığı dilden konuşabiliyor mu? Ya insan sevgiyi hissetmek. Bak bunun içinde neler var? Şimdi sevgi dediğimizde sadece soyut bir böyle kavramdan bahsediyoruz gibimize geliyor ya. Aslında sevginin bileşenleri neler? Bak onay. İnsanın onay ihtiyacı. Hı hı. İnsanın desteklenme ihtiyacı. Bizim hayatımızda bunlar temel psikolojik ihtiyaçlarımız. Mesela biz çocukken, büyürken anne babamızdan yeterince onay almadıysak diğer insanlardan sürekli onay alma ihtiyacımız oluyor. Yani bu hayat boyu bizim üzerimizdeki bir şey. Destek de aynı şekilde. İnsan yalnız olsun için yaratılmış bir varlık değil. İnsan hı hı. sosyal bir varlık. Ve insanın ilk sosyalleşme alanı neresi? Ailesi. Çocukken içine doğduğu aile, evlendiğinde işte kendi o çekirdek ailesi, ilk sosyal alanı. Muhabbet kelimesinin hem sevgi olarak kullanılıyor oluşunun hem de sohbet etmek olarak kullanılıyor oluşunun da altını çizmek isterim. Yani muhabbet edeceksin ki muhabbet doğacak. Dolayısıyla bu ilişki içerisinde aslında sevgi dediğimiz şey çiftlerin birbirlerine kendini ifade etmesi, doğru ifade etmesi, duygularını paylaşması, isteklerini paylaşması. Bunlar hepsi sevginin alt bileşenleri. Ama biz ne yapıyoruz bu iletişim noktasında? Mesela birkaç cümle örneğiyle gideyim. Erkeğin benim gördüğüm ve kadınların hani kocan ne yapmasın? Sana mesela şu günden sonra hangi cümleyi söylememiş olsa evliliğiniz daha güzel olur sence diye böyle bir mikrofon uzatmış olsak. Kadınların ekseriyeti şunu söyler. Bütün gün evde ne yapıyorsun ki? Bu çok felç edici bir cümle. Çok değersizleştirici bir cümle. Ve erkeklerin ekserisi bu cümleyi neden kuruyor biliyor musun? Bunun altındaki psikolojik motivasyon ne? Ne? Kendi işinde takdir görmek. Ben erkek aslanım. Dışarıda bütün gün para kazanmak gibi, böyle aileyi geçindirmek gibi büyük bir psikolojik yükün altında eziliyorum belki, değil mi? Bunun için çok emek harcıyorum ve ben erkek olarak hak ettiğim o şeyi, o saygınlığı görmek istiyorum. Bu saygınlığı doğal bir biçimde erkek karısından alamıyorsa onu değersizleştirerek kendi değerini ortaya koymaya çalışıyor. Bunu tabii ki şey olarak yapmıyor. Oturup planlayıp böyle diyeyim de ben değer kazan. Bunların hepsi psikolojik motivasyonlar. Çoğu zaman bunun için yaptığımızın farkında bile değiliz. Zaten bu yayınları da bu yüzden yapıyoruz. Farkına varalım diye yapıyoruz. Saygınlık ihtiyacı. Ya sen bütün gün evde ne yapıyorsun ki canım dediği şey, kadının yaptığı şeyi ne kadar aşağıda ve değersiz görürse kendi yaptığı şey o kadar yüksek ve değerli oluyor aslında. Aradaki makası açıyor hesapta. Evet, ama bu da bir kısır döngüye dönüşüyor. Çünkü erkek onu dedikçe ya da o tavır içerisinde oldukça kadın ne yapmaya başlıyor? Sürekli yorgunluğundan, sürekli bütün gün ne yaptığından, surat asarak. Mesela pek çok kişiyle ben şey yapıyorum, çalışıyorum. Gün içinde kadın normalde neşeli şey bir insan yani. Çocuklarıyla evde böyle enerjisi yerinde. Ya diyor Hatice Hanım böyle siz bunu bu geri bildirimi verdiğinizde fark ettim diyor kadın. Ne zaman diyor eşimin eve gelme saati gelse ya ben farkında değilmişim bunun hemen böyle omzum çöküyor. Kadın da bu sefer ne oluyor diyor ki eşimin diyor eve geldiği saat bir bakıyorum hakikaten suratım asılmış, enerjim düşmüş. Şimdi kadın da bunu bilinçli yapmıyor aslında. Niye böyle oluyor? Kadın burada neyi göstermeye çalışıyor? Ben her gün saçımı süpürge ediyorum. Hayır sen çok yoruluyorsun senin için işin değerli de bak ben de ne kadar yoruluyorum. Benim de yaptığım şey çok önemli. Çünkü kadın hiçbir şey yokmuş gibi böyle o gayet enerjik falan karşılıyor olsa sanki kendi işi değersizleşecek. Yani yaptığı o çok önemli iş evde çünkü çocuklarla ilgileniyor, evi yuva haline getiriyor. Bu çok önemli bir şey yani, çok çok önemli bir şey. Ama eşinden yeterince taltif alamıyorsa bu konuyla ilgili, yeterince geri bildirim alamıyorsa o da asık suratlı. Ondan sonra enerjisi düşük, sürekli bir şeylerden şikayet eden, ben bütün gün ne yaptım biliyor musun çocuklar da hiç durmadı, işte burası da böyle olmuş zaten falan sarmalına dönen böyle bir kısır döngüye sebep oluyor. Kadının bu hali, erkeğin bu erkek hali. Erkek tarafında. Eskiden analarımız ne çamaşır makinesi vardı ne bula. Ya ne yapıyorsunuz bak, bütün gün? Bak iyice değersizleştiriyor. Görüyor musun bak? Kısır döngüyü besliyor. Eskiden analarımız şöyleydi bilmem neydi falan. Dolayısıyla kadın daha çok suratını asıyor bu sefer. Yani daha çok yorulduğunu ispat etmek zor. Ya da kendine iş çıkarıyor.
Yani aslında böyle her gün o halıları belki silkelemesine gerek yok. Hı-hı. Ama silkeliyor ki ya, hayır ben boş oturmuyorum yani. Bak ben bütün gün bu işlerle uğraşıyorum. Kadın da bunu ispatlamak için bilinç dışı bir motivasyonla sürekli kendini yormaya başlıyor. Kadın da orada yok oluyor. O zaman evliliğin aslında burada ihtiyacı, erkeğin de kadının da, bak aynı ihtiyaçtan çıkıyor bu tuhaf ve kötü kısır döngü. İhtiyaç ne? Yaptığım işe değer ver. Aynen öyle. Kadın erkeğin yaptığı işe değer verecek ve değer verdiğini ifade edecek. Mesela yani bak şöyle bir ilişki düşün hemen. Erkek işten geliyor, hanımefendi güler yüzle kapısını açıyor. Ondan sonra canım benim hoş geldin diyor, eşini karşılıyor. Ondan sonra nasıl geçti günün, o iyi çok yorulmuşsundur falan. Bak çok yorulmuşsundur diyor olmak bile yani sen ne kadar didiniyorsun ben bunun farkındayım demektir aslında. Hı hı. Sonra işte mesela bir sofra kurulmuşsa erkek oraya oturduğunda ay bütün gün bunlar var Allah razı olsun ya. Hatta sofrada çocuklar varsa yavrum bak bu sofrayı bu anı iyi görün. Bak anneniz şurada olmasa yiyoruz kalkıyoruz böyle sıradan bir şeymiş gibi yapıyoruz ama şu hal bir gün olmasa aç kalır mısın kalmazsın peynir ekmek alırsın yersin ama evi yuva yapan böyle detaylar işte. Mesela erkek de ara ara böyle şeyleri dillendirecek hani kadın sormadan ya güzel olmuş mu? Hı hı. Bak böyle yaptım fark etti mi? Kadına sordurtmayacak bunu yani. Görecek buna dikkat edecek dedektifçilik oynayacağız ama iyi dedektifçilik oynayacağız. Kadın erkeğe hani haline, erkek de kadının haline. Hemen bunu dillendirecek. Böylece kadın, yani ben çok yorgun olduğumu, çok işte çalışıyor olduğumu ya da ne bileyim çok çocuklarla büyütmenin zor bir iş olduğunu ben sürekli göstermek zorunda kalmayayım rahatlığına gelecek. Erkek de diyecek ki karım da benim yaptığım işin kıymetinin ve benim saygınlığımın farkında. Böyle güzel bir döngü olacak orada.